Instagram deyince aklınıza ne geliyor? Bu soruyu sizlere geçmişe sorsaydım eğer ki büyük ihtimalle aklınıza insanların fotoğraflarını ve hikayelerini paylaştığı basit bir sosyal medya platformu gelecekti. Ancak bugüne baktığımız zaman Instagram bazıları için gerçekten de bir hastalığa dönüşmüş durumda. Öyle ki bazı insanlar bu platforma yediği yemeği, içtiği suyu paylaşmazlarsa eğer ki hayattan tat alamazlar. Bazı insanlar bu platformda hemen hemen her anını paylaşmazlarsa eğer ki o anı eğlenceli bir şekilde yaşayamazlar. Bakınız elbette ara sıra gittiğiniz mekanları, yediğiniz yemeği, içtiğiniz suyu paylaşabilirsiniz. Yani bunu ara ara yapıyorsanız eğer sorun yok. Ama artık bu sizin için bir rutin haline gelmişse ve siz bu anlarınızı paylaşmadan hayattan keyif alamıyorsanız eğer ki o zaman gerçekten hastasınız, tedavi olun. Bugün de bu insanlara çok güzel bir örnek getirdim sizlere. Önce görüntüleri izleyelim, ardından yorumlayalım. Evet, gördüğünüz gibi videodaki kişi artık babası mı annesi mi belli değil, fakat benim anladığım kadarıyla kendisinin babaannesi oluyor. Bu arkadaşımız babaannesini kaybetmiş ve kaybettiği anları video kaydına çekip Instagram'da veya TikTok'ta artık bir yerde paylaşmış. Böyle bir anda insanın aklına ilk olarak video çekmek nasıl gelebilir? Benim zaten bu kısmı aklım almıyor. Ama hadi bunu bir kenara koyalım. Videoyu çektin. Videoyu çekerken hem babaanneni gösterdin hem de kendini ağlarken çektin. Hadi bunlarda bir sorun olmasın. Sonrasında bu videoyu Instagram'a yüklemek aklına geldi. Ve bu videoyu Instagram'da paylaşmadan önce de arkaya acıklı bir fon müziği eklemek aklına geldi. Ve daha sonrasında ise bunu üzüntülü bir metinle de süsledin. Ardından da sosyal medyada paylaştın, öyle mi? Aferin sana gerizekalı, aferin. Ulan sen etkileşimin köpeği olmuşsun, haberin yok. Bakın ben burada sosyal medyaya hiçbir şey paylaşmayın, hiçbir şey anlatmayın demiyorum farkındaysanız. Yani bu kız mesela babaannesini kaybettikten birkaç ay sonra babaannesini kaybettiğinin, onun kendisi için ne kadar iyi bir insan olduğunu falan anlatsaydı eğer ki ve bunu sosyal medyada paylaşsaydı bu bana çok da absürt gelmezdi, yani gayet normal bir şey. Çünkü bazı insanlar acılarını paylaşmayı sever. Bazı insanlarsa benim gibidir, acılarını kendi içinde yaşar ve emin olun bu iyi bir şey değil. Çünkü atlatması bir hayli uzun sürüyor bu sefer. Ancak senin aklına babaannen orada can çekişirken ilk olarak video kaydını almak ve bunu paylaşmak geliyorsa eğer ki sen kötü bir insansın. Yani sen o videoyu çekmesen ne olacaktı? Üzülmeyecek miydin? Ağlamayacak mıydın? Neydi? Neyden korkuyorsun? Ya da bu videoyu paylaşmandaki amaç ne? Etkileşim gelince gerçekten daha mı mutlu olacaksın? Etkileşim böyle şeylerden gelecekse gelmesin arkadaşlar. Hayatınızı illaki sosyal medyaya bağlamanıza gerek yok. Bazı insanların hayatı gerçekten sadece burada geçiyor. Etkileşim gelirse mutlu oluyorlar, etkileşim gelmezse üzgün oluyorlar. Bu kadar. E iyi ama sen bu şekilde hayattan keyif alamazsın ki. O yüzden kendine ilk olarak şu soruyu sorman gerekiyor. Ben yaptıklarımı sosyal medyada göstermek için mi yapıyorum, yoksa kendim için, anı yaşamak için mi yapıyorum? Bak bu soruyu herkes kendine bir sorsun. Sadece bu kızın özelinde söylemiyorum bunu. Siz de sorun. Çünkü bu hastalık olarak adlandırdığım şey bazılarınızda var. Ama siz bunun farkında değilsiniz. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Siz gerçekten de anı yaşamaktan mı keyif alıyorsunuz, yoksa bunu sosyal medyayla veya insanlarla paylaşmaktan mı keyif alıyorsunuz? Ha tabii ki mutluluğunuzu insanlarla paylaşmak normal bir şey. Bak bundan bahsetmiyorum. Ama mesela böyle anlarınızı sosyal medyada paylaşmazsanız ölür müsünüz? Böyle mi hissediyorsunuz? Bakın bu kız böyle hissediyor. Ve bu şu anda gerçekten şaka yapmıyorum. Bunu abartmak için de söylemiyorum. Psikolojik bir hastalık bu. Eğer senin hayatında yaşadığın her anda aklına Instagram'da bir şeyler paylaşmak, video çekmek geliyorsa bu bir hastalık, evet. Ve bu insanı ilerleyen zamanlarda depresif de yapar. Çünkü Instagram'a kendinizi olmadığınız bir kişiymiş gibi gösteriyorsunuz. Ulan benim arkadaş çevremde bile bunların örneği var. Mesela bir arkadaşım geri zekalı olduğu için araba kiralayıp bunu storiesinde kendininmiş gibi paylaşıyor. Bir diğer salak arkadaşım ise başkalarının paralarını sanki kendi parasıymış gibi paylaşıyor. Yani para paylaşmak zaten absürt bir durumken kendine ait olmayan bir hayatı paylaşmak çok enteresan değil mi? Bana gerçekten enteresan geliyor bu durum. Lütfen hayatınızı bu kadar Instagram'a bağlamayın. Yani Instagram dediğimiz şey sadece bir uygulama. Gerçek hayatı siz burada yaşamıyorsunuz yani. Gerçek hayat şu an yaşadığınız hayat. Bu tür şeyleri umarım ki iyi bir şekilde ayırt edebiliyorsunuz. Aksi takdirde sonunuz böyle olacak. Emin olun kaçınılmaz son bu yani. Bu insanların gelebileceği maksimum seviye buydu. Bunu da görmüş olduk. Umarım tedavi olmayı düşünürsün. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.